Recep Tayyip Erdoğan xüsusilə vurğuladı ki, Yunanistana xəbərdarlıq etdi ki, Birləşmiş Ştatları arxain olmayın, bu sizə kömək olmayacaq. Niyə Birləşmiş Ştatlar Türkiyə-Yunanistan münasibətlərinin belə problemlər yaradılmasında maraqlıdır? Tabii konuyu üç boyutuyla ele almak gerekiyor. Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerini üç boyutla ele almak gerekiyor. Birinci boyutuyla 2023 yılında Yunanistan'da bir seçim var. Mitsotakis'in seçimleri kazanma şansı biraz düşük. Seçimleri kazanma şansı düştükçe Türkiye ile gerileri arttırarak 2023 seçimlerini kazanmaya yöneliyor. Avrupa'da da yükselen bir milliyetçilik var. Dolayısıyla Avrupa'da yükselen milliyetçilik etkisiyle beraber Yunanistan, Atina hükümeti Türkiye ile siyasi krizleri derinleştirerek yükselen bir patriotizmle beraber 2023 seçimlerini almayı planlamakta. Yani iç politik kaygılardan dolayı, seçim kaygılarından dolayı Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin Atina tarafından, Çatakis tarafından sistemli ve bilinçli bir şekilde tırmandırıldığını görüyoruz. Konunun diğer ikinci bir boyutu ise Mitsotakis'in başbakanlık döneminde Yunanistan stratejik olarak bir evrilmeye geçti. Stratejik konumunu değiştirmek isteyen Mitsotakis özellikle göçmen politikasında Yunanistan'ın Avrupa Birliği içindeki önemini arttırmaya yönelik bir takım girişimlerde bulundu. Ama Avrupa Birliği şunu çok yakından biliyor ki, düzensiz göçmen politikasında veya düzensiz göçmenlerle mücadelede Türkiye olmadan Avrupa Birliği bir göçmen istilasıyla karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla göçmen politikasında da Türkiye'nin önüne geçemeyen Yunanistan, konuyu Doğu Akdeniz enerji yataklarının Yunanistan üzerinde Avrupa'ya nakli konusunda Türkiye'yi dışarıda bırakma girişimleri oldu. Ve Türkiye'nin özellikle İsrail ve Mısır'la olan ilişkilerinin, olumsuz ilişkilerini de bir fırsata dönüştürerek Mısır'la deniz tam yetki anlaşması imzalayarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz enerji yataklarının, enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya naklin imkansız hale getirdi. Tabii Türkiye bu noktada da karşı bir hamle yaparak Libya ile Minasır Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalayarak Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz yetki anlaşmasını adeta etkisizleştirdi. Bu durum karşısında da Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki enerji yataklarının kendi üzerinden Avrupa'ya nakli konusunda istediğini alamayınca Ege adaları üzerinden ve Ege Denizi ve hava sahası üzerinden Türkiye'yi tahrik ederek Türkiye'yi çatışmacı, savaşçı, bir ülke olarak dünyada göstermeye çalışıyordu ve çalışıyor. Dolayısıyla tabii Türkiye Yunanistan'la bu noktada denk bir ülke değildir. Türkiye global fayra göre dünya orduları içinde 13. büyük orduya sahip. Yunanistan ise 33. bir orduya sahip. Dünya ekonomileri içinde Türkiye ilk 20'nin içindeyken Yunanistan 54. Coğrafi büyüklük ve nüfus olarak Türkiye 800 bin kilometre kareye yakın bir coğrafyaya hakim ve bu üç denizlerle çevrili, stratejik konuma sahip ve neredeyse 100 milyona dayanmış bir nüfusu var. Dolayısıyla böyle bir güçlü ülkeyi düşman olarak Yunanistan görmektense dost ve Türkiye'nin bu enerjisinden, bu gücünden faydalanması gerektiğini Yunanlı siyaset adamlarının bir kısmı da görmekte ve söylemektedir. Konunun üçüncü bir boyutu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile olan müttefikliğinin Türkiye ile Rusya yakınlaşması sonrasındaki değişimler. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye-Rusya yakınlaşmasından sonra Yunanistan'a askeri yığınak yapma veya askeri alanda Yunanistan'ı tahkim etme gibi bir siyasi değişimin içine girdi. Tabii bu Amerika açısından hem Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırarak silahlandırılması, hem Ege Adaları'nın 47 Paris Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış Ege Adaları'nın silahlandırılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Moskova ile Türkiye'ye yakınlaşmasına karşı bir hamle olarak okumak gerekiyor diye düşünüyorum.